gelecek derler adına, duyulmaz bunun tadına. Girdim ben de bu yoluma, yoldan azanı görmeyen. Düşmüşüm ben bu yoluma, bu yoldan ayrılmam gayrı. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın siyasi partilerimizin ilçe başkanları, siyasi partilerimizin il yöneticileri, ilçe yöneticileri, Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz, Sayın İl Genel Meclis Üyelerimiz, Sayın Maltepe Müftümüz, Alevi kurumlarının değerli başkanları ve dedeleri, inanç önderlerimiz, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, kadınlarımız, gençlerimiz, değerli muhtarlarımız, Kartalımıza hizmet etmek için yola çıkmış her siyasi partinin çok değerli aday adayları, belediye başkan adayı veya diğer meclislere aday adayları ve çok değerli basın, çok değerli yine 14 TV'nin temsilcisi, hepiniz bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Biz Kartal Cemevi Vakfı olarak 2 yıldır Ahilik Haftası etkinliğimizi Kartal Meydanı'na bu etkinliği taşıyarak hem belediyemizle hem kaymakamımızla esnaf odalarımızla bu etkinliği en azından bir soru işareti dahi bırakabiliyorsak, ahilik nedir, ahi evren kimdir, sanatkar kimdir, hiç olmazsa bunun bir mesajını verebilmek için bu etkinliği buraya taşıdık. Bütün esnaflarımızı biz, bu sayın kaymakamımız da çağrıda bulundu, biz de çağrıda bulunduk. Çok fazla esnaf örgütlülüğümüzü bu hareketin içerisinde şu anda göremiyoruz. Sayın Nuri Koç esnaflar adına katılacaktı ama bir kaza geçirdiği için bu seneki programda olamadı, kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Değerli dostlar, Ahi Evren Alevi Bektaşi inancını yaşayan, yaşatan ama bu inancı sanatına yansıtan, inançsal değerlerini sanatta yetiştiren bir kişidir. İsmi Ahi Evren değil, Nasrüddin Mahmut El Hoy'dur. Hoy, Azerbaycan'daki Hoy kasabasında doğduğu için oradan geliyor. Biliyorsunuz Hacı Bektaş Veli de Azerbaycan'ın Nişabur kentinde doğmuştur. Yani İsimleri geldikleri yer çok önemli değil ama bize öğütleri çok önemli. 13. yüzyılın aydınlanma döneminde Hacı Bektaş Veli, Ahi Evren, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Mevlana, Anadolu'daki bizim aydınlanma ışıklarımızdır. Yani Avrupa'nın 18. yüzyıldaki Rönesansını bizim bu ulularımız, pillerimiz 13. yüzyılda Anadolu'yu aydınlatmışlardır. Onun için çok önemlidir. Ahilik bir esnaf örgütlülüğüdür. Yani 13. yüzyılda Edebali, Ahi Evren her biri kendi üzerine düşen görevi yaparken Hacı Bektaş Veli, işte Ahi Evren dericilikle uğraşırken debbahları bir araya getiriyor, bir esnaf örgütlülüğü yaratıyor. 32 esnafı, yani bugün esnaf ve ticaret odaları gibi. Ve bu arada eşi Fatma Ana da kadınları dokuma tezgahlarını örgütleyerek Bacıyanı Rum Teşkilatı'nı kuruyor. O anlamda bize öğretileri, daha doğrusu ahilik ne dediğimizde, Ahi Evren'i böyle anladığımızda, ahilik ben incelediğimde İslam kültürünü, öğretisini iyi öğrenmiş, İslam'ın sünni ekolündeki 32 farzla, İslam'ın Alevilik ekolündeki 4 kapı 40 makamdaki o maddeleri birleştirmiş, kamil insan olma değerlerini üstüne kuşanmaktır ahilik. Yani düzgün insan olmak, temiz insan olmak, eli açık, gönlü açık, sofrası açık, cömert olmak. Ahilik bütün inançların kökünde de zaten iyi insan olmayı bize öğütler. Eşine, işine, aşına ilkesi Ahi Evren'de vardır.
Bu bize Hacı Bektaş Veli'nin bizim cem ibadetimizde eline, beline, diline üşlemesini de birlikte yansıtıyor. Yani aynı kültürün, aynı ekolun yansıması. Bu arada bugün nostalji olarak bize gelebilir ama esnafımız da kalmadı. Yani ahilinin yetiştirdiği işte yorgancı, bakkal, çırak, kalfa, kuaförlük gibi bu sanatlarda kalmadı. Kapitalist üretim ilişkileri mahalledeki esnafları yok ettiği için, bugün yerlerini AVM'ler aldığı için, işte post makineleri, kredi kartları olduğu için, eskiden herkes mahalledeki bakkalına anahtarını bırakırdı. Okula giderken çocuğun bakkaldan şu paranı al verirdi, komşu komşu anahtarını verdi. Bugün böyle bir esnaf da kalmadı zaten, şükür. Ama hiç olmazsa biz ahlaki değerlerini öğrenelim, dürüst esnaf. Yani eskiden insanlara iyi bir esnaf denilirdi. Çok anlatılır, bir ayakkabıcı ayakkabıyı kötü yapmış, oradaki esnaf başı Ahi Baba gidiyor o ayakkabıcının papucunu dama atıyor. Yani papucu dama atıldı, oradan kalıyor. Kötü üretim yaptığı için. Yani bugün belediyelerin zabıtalarla yapmış olduğu bu dükkan kötüdür, kapalıdır, cezalıdır. O kırmızı mühürünü o gün eğitimle ve bir takım gelenekle yürütmüşler. Çıraklarını yetiştirmiş, kalfasını yetiştirmiş. Biraz sonra da şet kuşatma töreni olacak. Yani şet kuşatma bir kalfanın yetiştiğinin belgesi. Kısacası bugünkü diploma töreni anlamına geliyor. Benden sonra da çok konuşmacı arkadaşlarımız var. Yani Hazreti Peygamberimize İslam vahiy gelirken her geldiğinde anlatıyormuş. Yaşlı bir amca demiş ki, ey Resul, ben yaşlıyım, böyle çok uzun anlatmalardan pek anlamam, bana kısaca bir şey söyle ki bu İslam nedir, ben de anlayayım. Hazreti Peygamberimiz demiş ki, İslam temiz ahlaktır demiş. Yani ahilik, düzgün adam olmak, adam gibi adam olmak, düzgün esnaf olmak, ahlaklı olmak demektir. Sevgili dostlar, ben katıldığınız için, bugün bizleri burada yalnız bırakmadınız. Biraz sonra programlarımız devam edecek. Çok güzel de ahilik pilavı dağıtacağız. Bu organizasyonda, meydanın ayarlanmasında, bir takım duyuruların resmi kanaldan yapılmasında bize katkı sunan Sayın Kaymakamımız Nuh Mehmet Hamurcu'ya, bu organizasyonun hazırlanmasında, set cihazıyla bugünkü dağıtacağımız ikramlara katkı sunan duyurularda Kartal Belediye Başkanımız Operatör Doktor Altınok Öze ve onun altında çalışan başta Kültür Müdürü arkadaşımıza ve tüm elemanlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Kartal Cemevi Vakfı olarak bugün aççılarımıza, bekçilerimize, herkese, burada emeği geçen ben de bizim çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Şu anda iki tane milletvekilimiz, biraz önce sayın milletvekillerim dedim ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer, yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Kadir Gökmen Örük de aramıza katıldı. Çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Şimdiden bundan sonraki etkinliklerde biliyorsunuz Kartal Cemevi Vakfımız aşure etkinliğini de bu alanda gerçekleştireceğiz. Yaklaşan Kurban Bayramınızı da kutlamış olayım. Mutlaka Kurban Bayramı'nda da birlikte olacağız. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoşça kalın.